Manşet. Gerçek çok net. Biricik Akademi'den YKS'de müthiş başarı. İlk yılında Kahramanmaraş birincisi çıkardı. Merakla beklenen YKS sonuçları açıklandı. Biricik Akademi açıklanan sonuçlara göre YKS'de de hedeflerin üzerine çıkarak Yükseköğretim Kurumları sınavında performansıyla üstün başarı elde etti. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Kahramanmaraş 12 Şubat Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Başkonuş Caddesi'nde bu yıl faaliyete geçen Biricik Akademi, ilk yılında Kahramanmaraş birincisi çıkararak Türkiye sıralamasına girdi. YKS sınavı sonucunda TOFFEN Lisesi öğrencimiz Bilgehan Çamlı sayısal alanda Türkiye 60.sı oldu. Kahramanmaraş Fen Lisesi öğrencimiz Ahmet Cihan Uzun ise Türkiye 76.sı oldu. Dolayısıyla biz bugün ilk 100'de olan iki tane öğrencimizi ilçe olaraktan ödüllendirmek istedik. İnşallah bundan sonra çok büyük başarıları hep beraber gerçekleştireceğimize canı gönülden inanıyorum. YKS'de derece elde eden Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi ve aynı zamanda Biricik Akademi tarafından desteklenen ve takip edilen Bilgehan Çamlı, kurum tarafından altınla ödüllendirildi. Bilgehan kardeşimizin başarılarından dolayı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Biricik Akademi Genel Müdürü Osman Yılmaz, sonuçlardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek Çamlı'ya başarılar diledi. Biricik Akademi Eğitim Öğretim Kurumu olarak 2020 YKS sınavında TYT ve AYT alanlarında Kahramanmaraş il birincimiz Bilgehan Çamlı isimli öğrencimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu süreçte emeğini, sevgisini, her türlü fedakarlığı esirgemeyen eğitimci olan özellikle anne ve babasına, tüm öğretmenlerine, Top Fen Lisesi'ne, Biricik Akademi ailesi olarak başta şahsım olmak üzere teşekkürlerimi borç biliyorum. Bilgehan'ın bundan sonraki eğitim hayatında, akademik hayatında başarılarının devamını diliyorum. Kendisini kutluyorum. İlk yılında müthiş bir başarı grafiği yakalayan Biricik Akademi, YKS Türkiye sıralamasında ayrıca ilk 10.000'de 14, ilk 20.000'de 23, ilk 50.000'de 60 ve ilk 200.000'de 110 öğrencisi de yer alarak ilimizi de gururlandırdı. Bizim sistemimiz şu şekilde, öğrencili takip kontrol şeklinde ilerliyoruz. Yani biz öğrenciye ödevi veriyoruz, bir haftanın sonunda kontrol ediyoruz. Pandemi sürecinde öğrenciler etüt salonuna alıştıkları için biraz evde odaklanma sorunu yaşadılar. Bunun da önüne şu şekilde geçtik. Ben onlara günlük 7 etüt yapma hedefi koydum. Akşamları da hep yoklama aldım. Zoom üzerinden öğrencilerimi toparladım. Akşam orada yoklama aldım. Hepsinin de performansı benim zaten çalışmalarımda kayıtlı. Pandemi sürecinde asla hiç boşaltmadım. Aksine daha da üzerlerine gittim yani. Çünkü bu süreç zaten bizi çok etkiledi. Ama bizi olumlu anlamda etkiledi. O yüzden ben öğrencilerimizi asla biz yalnız bırakmadık o dönemde. Çünkü tatil deyip çekledebilirdik ama bu da bize yakışmazdı. Biz kurum olarak onları her gün takip ettik çok şükür. Manşet. Gerçek çok net.